Aziz kardeşlerim, bir insan önüne bir kağıt alıp doğumundan itibaren karşılaştığı sıkıntıları, dertlerini, önüne çıkan sorunları ve benzeri insanı üzen şeyleri listeleyecek olsa, en rahat hayat yaşayan insan bile üzüldüğü şeylerin listesini çıkardığında koca bir dosya doldurur. Şu hayatın 20 senesi, 30 senesi binlerce sorunla doludur. En rahat insan için bile. Allah'a hamdolsun ki unutmak en büyük nimetlerden biridir. Unutuyoruz. İnsan unutmayacak olsaydı, mesela ilk doğduğumuz günlerde ne kadar ağlıyorduk, sızlıyorduk. Biri kucağına alıyor, öbürü sinirleniyor, yatağa atıyor. Biri cimcikliyor, biri okşuyor. O sıkıntıları hatırlamıyoruz. Bize zorla ilaç içirmeye çalışan annemizin, babamızın, biri burnumuzu tutar, ağzından damla damlatmak için, öbürü ellerini tutar, o sahneleri hatırlamıyoruz. Okula giderken, bir yerde bir şeyler dinlettirilirken ki, istemediğimiz halde bir yerde oturtulduğumuz zamanı hatırlamıyoruz. Unuttuk. Zoraki hatıra olarak ya aklımıza geliyor ya da gelmiyor. Gel şu saatte burada buluşalım diyen arkadaşımızın, dostlarımızın, gidip onu orada beklediğimiz halde bizi aldattıklarını, o gün sinir küpü olduğumuzu bugün unuttuk. Eşlerimizin, çocuklarımızın, anne babalarımızın, akrabalarımızın, arkadaşlarımızın, bize göre biz haklı, onlara göre onlar haklı ama muhakkak tartıştığımız yüzlerce, binlerce tartışmayı, sürtüşmeyi, kavgayı unutuverdik. Unutmasaydık, ya delirmiş ya da dağlara çekilip gitmiş olurduk. Unutmak insanın Allah tarafından ihsan edilmiş en büyük nimetlerinden bir tanesidir. Acıları unutuyoruz. Ama çok enteresan, mutlulukları da unutuyoruz. Dünkü, önceki günkü iyilikleri de unutuveriyoruz. Çünkü bizim İyi şeyleri unutmamız, hani kötü şeyleri de unutmamız var dedik ya, birileri de bize iyilik yaptığı zaman, onu biz unutuyoruz da ona kötülük oluyor. Tıpkı bizim acılarımızı kötülük diye kendi adımıza saydığımız, sonra da unuttuğumuz gibi.